Arz billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet teknik bir e, sıkıntı yaşadık e, kardeşlerim. E, bunda da bir hayır var. E, ama dua ile ilgili bölümü kaydettik elhamdülillah. E, hemen kardeşlerimiz katılımı sağlıyorlar. Allah razı olsun. Şimdi kusmak kardeşlerim Ramazan'da ister ağız dolusu olsun ister ağız dolusu olmasın ister kendiliğinden gelsin ister kendiliğinden gelmesin kusmak orucu bozmuyor kardeşlerim. Bu fetvayı unutmayalım. Kusmak orucu bozmuyor. Ancak bir hastalıktan dolayı yani bir hastalıktan dolayı sen kusuyorsan bir, bir hastalık varsa Bundan dolayı da bir şey yemen içmen gerekiyorsa, yani bir şey yemen içmen gerekiyorsa o vakit orucu bozabilirsin. O vakit orucu bozduğunda sana kefaret gerekmez. Ee, güne gün e, oruç tutman lazım. Anlaşıldı değil mi? Yani bir de diyelim ki bir hastalıktan değil de işte midenden sarısı geldi kustun ama iyisin yani bir hastalığın yok. Orucuna devam edebilirsin orucun. Bozulmaz kardeşlerim. Ancak dediğim gibi, eğer hastalık yani bir ilaç içmeniz lazım, bir su çorba içmeniz lazım, böyle bir durum varsa orucu e, bozarsınız. E, e, On güne gün e, inşallah e, tekrardan kaza kazattarsınız. E, kefaret gerekmez. Şimdi geçtik 115. Maddeye. Kişi kasıtlı olarak kusarsa yani kasıtlı kusma. İşte bu, bu sıkıntılı. Bunu e, oruçluyken yaptığın zaman yani az bir su gelince şöyle kasıtlı kusuyorsun. E, yani midendeki bir şeyi dışarı çıkartmak istiyorsun. E, eğer ağız dolusu kusarsan kasıtlı olduğu için bunda oruç bozulur deniliyor kıymetli kardeşlerim. Yani kasıtlı olmadıktan sonra kusmak orucu bozmaz. Son cümlemiz bu. Kusmak orucu bozmaz. Az olsun çok olsun. 116. 116. E, Maddeye geldi kardeşlerim. 116. madde. E, tutmak, öpmek ve oynaşmakla oruç bozulmayacağı gibi yalnız bakmak ve düşünmek sonucu olarak inzal olmakla oruç bozulmaz. Yani eşinin elini tuttun. Mesela eşinin elini tuttun ya da sarıldın ya da işte öptün. Yani bu gibi şeyler orucu bozmaz. Ya yani eşini öptün, elini tuttun, sarıldın bunlarla e, oruç bozulmaz. E, bir de e, böyle e, hayal ederek, e, düşünerek yani bir temas olmadan hayal ederek bir boşalma oldu erkekler için söylüyorum, kadınlar için de aynı şekilde bir boşalma oldu ama hayal ederek bir temassız e, temas olmadan oruç yine bozulmaz. He, he, hayal ederek inzal olsa bunun için bir kimsenin zevcesini öpüp e, okşamasıyla oruç bozulmaz diyor. Yani tabii ki oruçluyken bunlardan sakınmak lazım ama bilgi yani. Hani işe giderken e, e, öptün eşini, hadi hayırlı işler dedi falan sarıldın mesela. Oruçlusun. Bunlar yapılabilir mi? Yapıldığı zaman oruca bir zarar verir mi? Vermez. Yine zevcesinin veya başkasının yüzüne veya herhangi bir uzvuna defaten baks, e, bakması veya düşünmesinden dolayı şehvetle bir akıntı gelmesi orucu biraz önce söyledim. Düşünerek mesela Mesela bir şeye bakarak e, sende bir boşalma oldu. Bu orucu bozmaz diyor. Bakarak ya da düşünerek bir temas olmadan e, olursa bozulmaz. Şimdi 117. maddeye geldik. Bunlar gerçekten e, insanların utanıp da e, soramadığı e, sorular. Donan donuyor diyen kardeşlerimiz e, e, tekrardan şey yapsın inşallah. Bende donma yok yani şu an bir donma gözükmüyor. Girip çıksınlar. Genel olarak donma var mı arkadaşlar? Ee, bir yorum yazabilir misiniz? Neden donuyor bu saatte? Aslında donmaması lazım ama evet. Biraz idare edelim arkadaşlar. Konularda gerçekten önemli konulara geldik. İki yoldan başka herhangi bir uzva yapılacak temas sonunda inzal olmazsa oruç bozulmaz. Fakat inzal olunca oruç bozulur. Yani işte el ile meni getirmek ya da işte hayvan ölüye temasla inzal olmak. Yani kişi temasla yani bir eşlerin birleşmesi dışında işte sarıldın temasla ya da elinle bir boşalma olursa bu orucu bozar ve kaza gerektirir kardeşlerim bu. 118. madde e, kardeşlerim. Zevcesinin sıcaklığını duymayacak şekilde elbisesi üstünden okşayarak inzal olsa orucu bozulmaz. Sıcaklığını duymuş duymuşsa bozulur. E, bunun ölçüsünü biz e, yapamayız. Yani e, efendim kendine güvenmiyorsan neticede son cümlem şu şey olsun. Oruçluyken kendine güvenmiyorsan eşine sarılma kardeşim. Eşine sarılma. Niye? E, çünkü güvenmiyorsun kendine. E, bir boşalma olursa sarıldıktan sonra bir boşalma olursa oruç bozulur. Kaza gerekir. Kefaret gerekmez. Yine bir kadın kocası inzal olunca kadar. Bu kadın kocasını tutuyor mesela. Bundan dolayı inzal olursa diyor kadın tuttuğu için diyor oruç bozulmaz diyor. Bir başka maddeye geldik. 119. maddeye geldi kardeşlerim. Bir erkek zevcesini veya bir kadın kocasını öpüp de erkekten meni kadından da bir yaşlık belirse oruçları bozulmuş olur. Temas var ya temas var. Eşini öptün. inzal oldu. Efendim kadından da yaşlık geldi. İkisinin de orucular gibi değil yani. O Evet. Evet yine gitti. Şu an nasıl kardeşlerim? Geldi mi tekrardan? Bugün böyle bir durum var. Görüntü geldi mi kardeşlerim? Sizden haber bekliyorum. Geldi değil mi? Tamam, geldi. Evet, çözdük. Bugün bir hikmet var ya Türk Telekom'da çalışma olabilir ya da e, yani bende e, benden başka kimse şu an internete e, girmedi. E, hikmeti ilahi var. Evet, geldi. Demek oluyor ki yani kadın erkek. E, eğer bir temas sonucunda ihtilam olursa kadın da ihtilam olur, erkek de ihtilam olur. Oruçluyken her ikisinin efendim orucu bozulur. Yani dokunmakla, öpmekle ihtilam olursa her ikisinde orucu bozulur. Erkek ihtilam olur, kadın da ihtilam olur mu? Ne diye cevap verdik? Kadın da ihtilam olur mu? Olur. Kadının ihtilam olması da vardır. Şunu söyleyeyim kardeşlerim. Bununla ilgili de bir bilgi alalım. Ee, şimdi bir insan Peygamber Efendimiz'e bunlar sorul, soruldu ee, Diyelim rüya gördü rüyasında e, ihtilam oldu Baktı ki çamaşırında ıslaklık var Bak bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor Baktı ki kadın da rüya gördü Bir beraber oldu eşiyle rüyasında İhtilam oldu ve çamaşırına ıslaklık geçti Ne yapacak bu kadın da gusül alacak Rüyada gördü halbuki rüyada gördü Erkek de rüyada gördü ama çamaşırı ıslanmış. O zaman gusül e, alacak. Rüya gördü ama e, bir ıslaklık oluşmadı. Yani e, rüyada kaldı o. Bir e, çamaşırında bir ıslaklık olmadı. O zaman gusül almasına gerek yok. Ancak şu var. Bazen soru soruluyor. Hocam yani o kadar kesin gördüm. Boşaldığımı da gördüm rüyamda. Efendim yaşlık yoktu hocam ama ben beraber olduğum o lezzeti o tadı aldım diyor mesela bir kadın diyor ya da bir erkek. Yani bu şekilde vesveselenmektense bir duş almanda fayda var. Ama fıkıh diyor ki eğer yaşlık yoksa yaşlık yoksa çamaşırında diyor yaşlık bulunmadıysa efendim bu e, gusül gerekmez. Yaşlık varsa kadında da erkekte de bu gusül gerekir. Şimdi 120. maddeye gelelim kardeşlerim. 120. madde. Oruçlu kişi istinca yaparken içeriye su geçmemesi için o esnada nefes alıp vermemelidir. Bu temizliğin aşırı yapılmasından dolayı su hukne yerine kadar ulaşırsa oruç bozulur diyor. Yani hani büyük abdestimizi yaparken, taharet alırken, oruçluyken tabi. Yani çok aşırı diyor su verirsen diyor oruç bozulması için hem ağızdan hem de yani mide yolu hem önden ağızdan arkadan dübürden su mideye giderse Hani e, hukne denen bir şey var e, halk arasında lauman deniliyor. Hani kalın bağırsağa doğru böyle bir cihaz sokuluyor. O bölgeye kadar diyor suyu kaçırırsan diyor taharette. E, o zaman diyor oruç bozulur diyor. Ama bundan dolayı vesveseye kapılmayın. Yani biz temizliğimizi doğru yapalım. Yani şunu demek istiyor. Çok böyle rahat olma diyor o anda diyor. Çok gevşeme diyor. E, ola ki çok su verme oradan su kaçmasın diyor. E, Bağırsakta mideye doğru yol almasın diyor su. onu diyor. Bu öyle de olmaz yani. Bunu da herkes bilir nasıl yapacağını, tahareti nasıl yapacağını bilir. Yani işte nefes alıp vermek diyor, su gitmesin diyor, ee, yukarıya doğru gitmesin diyor. Evet. Şimdi 121. madde, e, e, buruna ilaç damlatmak, kulağa yağ damlatmak orucu bozar ve kazay gerektirir diyor. Ancak devamına bakın fakat diyor tercih edilen görüşe göre kulağa giren su orucu bozmadığı gibi kulağa dökülen su da orucu bozmaz diyor. Bak, iki fetva var. Bozar da diyor, bozmaz da diyor. Şimdi biz neyi almış olduk? Yani kişide hastalık yok. Kulağına damla damlattı, gözüne damla damlattı. Bak, bozmaz denilen de var. Dolayısıyla gerek Diyanet'in fetvası, gerek diğer hocalarımız kulağa damlatılan damla, göze damlatılan damla orucu bozmaz. O ikinci fetvayı almışlar. Biz de bunu söylüyoruz. Yani e, 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 eğer bir rahatsızlık ilerlemiyorsa, bir sıkıntı çekmiyorsan, orucunu rahat tutuyorsan sadece kulağına damlattığın damlayla orucun bozulmaz. Gözüne damlattığın damlayla orucun bozulmaz. 122. madde kardeşlerim, 122. madde diyor ki Erkeğin tenasül uzvuna damlatılan su veya yağ mesaneye ulaşırsa i̇mam e, Ebu Hanife, İmam Muhammed'e göre orucu bozmaz diyor. Ee, yani erkeğin tenasil uzvuna e, ilaç damlatmak orucu bozmaz diyor. Fakat diyor kadının diyor tenasil uzvuna damlatılan su veya yağ orucu bozar. Bu bir hukne mesabesinde olup içeriye nüfus edeceğinden orucu bozacağında ihtilaf edilmemiştir. Yani kadının tenasil uzvundan ilaç dökmek efendim e, o içeriye doğru gideceğinden dolayı diyor. Bu diyor orucu bozar diyor. Evet. 123. Maddeye geldik. Oruçlu olduğu hatırlanması halinde suya veya yağ ile ıslanmış parmağın ön ve arka yola sokulması orucu bozar diyor. Fakat bunu yaparken oruçlu olduğunu unutmuş olursa orucu bozmaz. Diyelim ki işte yağ, ilaç ilaç makatına ilaç parmağına ilaç süreceksin efendim ya da ön taraftan ilaç süreceksin. Oruçlu olduğunu unutarak yaparsan orucun bozulmaz diyor ama. Oruçlu olduğunu bilerek bu yağ bu ilacı diyor parmağınla diyor e, sürersen diyor yani içine sokarsan diyor efendim burada oruç e, bozulur diyor. E, kuru bir parmak diyor e, her iki halde de orucu bozmaz diyor. 124. maddeye geldik. Tüy diplerinden içeriye sızan şeyler orucu bozmaz. Bu yüzden vücuda sürülen yağ işte gül suyu ya hani elimize gül suyu sürdük. Yağ sürdük zeytinyağı sürdük vücudumuza yumuşasın diye mesela vücudumuza sürdük mesela e, yağ sürdük e, ya da krem sürdük krem sürdük yumuşasın diye bunlar orucu bozar mı bozmaz bunu da anlamış olduk e, göz damlasının tadı boğazda hissedilse de oruç bozulmaz göze sürülen sürmenin renk veya herhangi bir demek ki göz damlası da orucu bozmuyor kıymetli kardeşlerim. Şimdi geldik 125. maddeye. Ben bu maddeyi okudum, uzun uzun okudum. Hani e, iğne orucu bozar mı, bozmaz mı maddesi var diye. Bu o madde işte. İğne bozar mı, bozmaz mı? İmam-ı Azam'ın fetvası birinci zikrediliyor. Ona göre vücuda kıymık bile girse orucu bozuyor. Kıymık, kıymık dışarıdan. Bir demir parçası, bir hançer girse oruç bozuluyor yani İmam-ı Azam'a göre. Ancak bir yer var, onu ben size söyleyeyim. Orayı işaretleteyim size ben inşallah. Ee, en alt satırda yani yukarıdaki 125. madde İmam-ı Azam'ın fetvası. İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed'e gelince diyor. Gördünüz mü kitapta? Bakın en altta yani iki paragraf altında İmamı Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e gelince bunlara göre bir şey tabi yoldan içeriye girmedikçe oruç bozmaz diyor. Tabi yol ne? Yani ağız, burun ya da işte arka taraftan, ön taraftan girmezse. Çünkü oruç yaratılışta bir yol ve kanal olan bir uzundan bir şeyi içeriye sokmaktan uzak durmaktır. Biz bununla memuruz. Bunun için geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez. Bu yüzden vücutta bulunan bir yaraya konulan ilaç içeriye kadar gitse de orucu bozmaz. İmam-ı Azama göre yaraya koyduğun merhem bile orucu bozuyor ama bak İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Vücudun derisini yırtarak içeri girip kaybolan bir demir, bir kurşun parçası hakkında da hüküm böyledir. Buna göre iğne ile de orucun bozulmaması gerekir. Vaktiyle yüksek fetvane kurulu tarafından e, bu yolda fetva verilmiştir diyor. Gördünüz mü kardeşlerim? Şimdi niye efendimiz ya işte fetva burada bunun altını çizin. Bakın ne diyor? Bu bizim fetvamız değil. İmamı e, Ebu Yusuf'la İmamı Muhammed'in fetvası. He e, ee, iğneyle oruç bozulur diyen kim? İmam-ı Azam o başta diyor. İmam-ı Azam demiri sokma değil kıymık da girse diyor. Yaraya koyduğun diye ilaç burada kaybolsa bile diyor İmam-ı Azam'a göre bozuyor. İmam-ı Azam'ın fetvasında bozuyor ama İmamı e, İmam-ı Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'e göre bozmaz diyor. Biz de bu korona aşısı mecburi ve zaruri bir aşı olduğu için Ramazan'da bu aşıyı vuranlar orucu bozmaz dediğimiz İmam Ebu Yusuf İmamı Muhammed'in fetvasını işletmiş olduk. Son maddeye geldik kardeşlerim. Baş veya karındaki yaraya konulup yaranın rutubetiyle ıslanan dima veya içeriye gitmeyen bir ilaçtan ol, bozulmayacağı söz birliği vardır. Fakat evet yani yaraya konulan ilacın da orucu bozmayacağı söyleniyor kardeşlerim. Peki iğne vurulacağım ama iğne vuruldum. Başım döndü, kendimi kaybettim. Bozabilirsin orucunu. Kendini kötü hissettiğin zaman, bakın kardeşlerim çok önemli bir şey söylüyorum. Kendini bir hastalıktan dolayı kötü hissediyorsun. Orucunu bozabilirsin. Kefaret gerekmez. Güne gün kaza gerekir. Hastasın çünkü sen. Ha, i̇ğne bir vurulayım, kendimi iyi hissedersem devam ederim. Aşıyı vurdun, iğneyi vuruldun. Başın döndü, gözün döndü, bayılıyorsun. Boz orucunu. Boz orucunu. Güne gün tutarsın. Kefaret gerekmez. Ama iğneyi vuruldun. Kendin iyisin. Gayet bir şeysin. Bir sakıncası yok. bir Kendini iyi hissediyorsun. Devam et orucuna. Niye? E diyorsun ki bozarsan bu orucu zaten sonra tutacağım diyorsun. E ne gerek var? Ben kendimi iyi hissediyorum. Hem de Ramazan'dayım. Ramazan'da orucumu e, tutmuş olayım e, dersiniz. Peki bugünkü yayınımızda iki bölüm oldu. Birinci bölümü yayınladık. Bu bölümde böyle olmuş oldu. Bunda da vardır bir hayır inşallah. Rabb'um tamamına erdirsin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.